Sonra biz de içeri girdik. İçeri girdik, tam karşıdan gözlüklü bir abimiz Nadir Ün. Buradan da selam gönderirim. Halen de görüşürüm, vakit buldukça giderim. O dedi, aha dedi, geldiler. Hani o da gazete ilan vermiş ya hani. Evet. Kim gelmiyor. Hemen anladı. Bekliyor aslında. Hı. Gitti buraya oturduk. Patron işte dedi ki, nerelisiniz? Biz Hakkari'liyiz. Ondan sonra dedi, oturun gençler. Oturduk, önümüze form verdi. Kalem verdi. Dedi şu formu doldurun falan. Formu doldurduk işte, ana adı, baba adı falan. Bir maaş kısmına geldik. Maaş kısmına gelince ben de İdris'e dedim ki, oğlum dedim, işte ne kadar maaş yazalım. Tamam. Hı. O da diyor ki, işte 30 yazalım yeter. Oğlum dedim, 30. O zaman 30. Ne rayiçler yani? Yani rayiçte şu anki para, ben şimdi o rayiçe de geleceğim, tamam mı? Hı hı. 30 dedi, ben dedim 30 mu? 30 yeter dedi, bize yeter. Şimdi 30 yazdık, patron da aldı eline işte ana adı baba adı falan, maaş kısmına bir baktı, böyle bize baktı. Dedi Kenan Bey, müdürü çağırdı, dedi ki hanginiz bulaşıkçı? Ben dedim ben bulaşıkçı. Hanginiz paket servisi, İdris paket servisi? Dedi hemen bunları işe alın. Abi dedim hemen mi başlayın? Hemen başlayın dedi. Hemen o gün işe aldı bizi. Sonra biz orada çalışan garson arkadaşlar... Ucuz mu yazmışsınız? Evet işte ucuz yazmış. Orada çalışan arkadaşlar, mesela garson arkadaşlar muhabbet eder ki işte maaş kısmı falan, oralara geldi ne kadar maaş aldı? Biz 30. Dedim sen 150 mi diyorsun? Hani azından maaş kısmımız şey olunca... Bir dakika, ama... bu maaş değil mi senin, evet, yazdığın? Günlük değil. Bir aylık maaş. Ama 18 yıl önceki... şeyden bahsediyorum. Tamam ama 150 diyorsun. Evet, orada çalışana 150 ama biz 30 yazmıyoruz. Biz Hakkari mantığıyla. Hani aslında 30 bin Hakkari'de bize bayağı yeter.